Herkese merhabalar. Varına Gayrimenkul'den ben Gündür Özportakal. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde denize 1 kilometre mesafede tam müstakil villaların olduğu yerde sizi hayallerinizi inşa edebileceğiniz muhteşem bir arsayla tanıştıracağım. Evet, şimdi ayrıntılara geçecek olursak eğer, arsamız 500 metrekare ve %15 imara sahip. Şimdi neden böyle bir video çekiyoruz? Size burada neyi anlatacağım? Ayrıntıları buyurun geçelim. Şimdi görmüş olduğunuz arsamız sağında, solunda, arkasında yani çevresinde tam müstakil villaların olduğu Didim'in elit bir bölgesi olarak geçen bir bölgesindeyiz. Hemen biraz ilerimizde Yönder Koleji, arka kısmımızda da Manastır tatil koyumuz bulunmaktadır. Yine Mesut tatil sitesi diyebiliriz, Manastır koyu diyebiliriz, devamında İmbat koyu vesaire. Keyifli zaman geçirebileceğiniz muhteşem koylara giden yolumuz hemen arka tarafımızda bulunmaktadır. Şimdi biz bu arsaya sizin hayal ettiğiniz bir ev nasılsa o evi tasarlamak için size tanıtımını yapıyorum. Örnek veriyorum, siz geldiniz. Biz ofisimizde çayımızı kahvemizi içerken sizin hem bütçenize uygun hem de tamamen şurası şöyle olsa güzel olurdu, burası böyle olsa güzel olurdu dediğiniz ne varsa onları bütünleştireceğiz. Örnek veriyorum, bazı villalarda mesela evi çok beğeniyorsunuz. Diyorsunuz ki ev açık mutfak oluyor ama ayrı mutfak istiyordum. Ayrı mutfak olsa daha güzel olurdu. Evin geri kalan her şeyi çok güzeldi diyebiliyorsunuz. Ya da örnek veriyorum, yine muhteşem bir villada mutfak tezgahı beyaz olsaydı daha iyi olurdu ya da siyah olsaydı daha iyi olurdu. Ya da örnek veriyorum, biraz da sarı tonlar olsaydı ya da belki de sizin hayalinizdeki muhteşem bir mor villa olabilir ya da saray gibi bembeyaz bir villa olabilir ya da rengarenk taş duvarları olan bir villa olabilir. Sizin tam olarak bir evden beklentiniz neyse, hayal ettiğiniz, gözlerinizi kapattığınızda huzur bulacağınıza inandığınız bir villayı tasarlamak için buradayız. Şimdi biliyorsunuz buraya normal şartlarda bir villa yapılıp satışa da sunulabilir. Ama özellikle arsa sahibimiz normalde inşaatla da ilgileniyor. Tabii ki iş ciddiye bindiğinde oturup ayrıntıları konuştuğumuzda müteahhitimizin önceki yaptığı villaları ya da daireleri, önceki projelerini, işçiliğini vesaire her şeyini ayrıntılı olarak siz zaten gözünüze görmüş olacaksınız. Yani kendinizi ya da hayallerinizi nasıl bir mimara, nasıl bir müteahhite bıraktığınızı zaten önceden görmüş olacaksınız. Bu konuda zaten bir şüphe duymanıza kesinlikle istemiyorum. Şimdi biz burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Ya da belki de diyeceksiniz ki Gündür Hanım, ben normal şartlarda evimi kendim de yapabilirim. Ben sadece arsayı almak istiyorum da diyebilirsiniz. Tabii ki bunlar da oturulup konuşulabilir. Ama bizim burada asıl dikkat etmek istediğimiz, dikkat çekmek istediğimiz konu, örnek veriyorum size, örnek olarak 3 boyutlu tasarım da verilebilir ya da işte proje de çizilebilir. Belki de siz hazır olarak çizilmiş projeyi ya da hazır olarak düşünülen bir fikri de beğeneceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki ben yazlık olarak kullanacağım evimi. Yazdan yaza geleceğim için peyzajla ilgilenemeyeceğim. Bundan dolayı kocaman bir seramikle kaplı bir bahçe düşünüyorum da diyebilirsiniz. Eğer o şekilde isterseniz tasarım, dizayn çalışmaların hepsi o şekilde olacak. Ya da belki de diyeceksiniz ki ben kocaman bir kamelya istiyorum. Ya da kocaman bir kış bahçesi istiyorum. Ya da diyeceksiniz ki benim için havuz çok önemli değil. Havuz biraz daha küçük olsun ama yanında kocaman bir ateş çukuru olsun diyebileceksiniz belki. Bunların hepsi oturulup tek tek bütün ayrıntılarıyla konuşulacak ve tamamen sizin memnun kalacağınız ve sizin hayal ettiğiniz bir eve ulaşabilmek için gün gün ayrıntılarıyla birlikte size aktarılarak, çalışmalar size sunularak bir yol izlenecek. Peki böyle bir eve sahip olmak için ne kadar bir süremiz var? Ortalama olarak 6 aylık bir süreye ihtiyacımız var. Eğer bugün masaya oturup sözleşme yapılırsa eğer. Şimdi onun dışında bahsetmek istediğim, örnek veriyorum, siz bütün her şeyi anlattınız. Her şey konuşuldu. Yapım aşamasında benim en çok benim için önemli olan şeylerden biri evin sağlamlığı. Örnek veriyorum, hazır bir villada, yapılmış bir villada bunu tabii ki araştırabilirsiniz. Bilen kişileri yönlendirip bilgi alabilirsiniz ama birebir gözünüzle gördüğünüz gibi olmaz. Siz temel atılırken, kolonlar yapılırken,
evin elektrik tesisatı yapılırken, su tesisatı yapılırken yani sağlığınıza etki edecek tüm ayrıntıları da yapım aşamasında kendi gözünüzle görebileceksiniz. Bence en önemli ayrıntılardan biri de bu. Şimdi gelelim fiyat kısmına. Fiyatlandırma ise tamamen sizin bütçenize uygun olarak, yani sizin isteklerinize de bağlı olarak, kullanılan malzemelerin kalitesine de bağlı olarak bir fiyatlandırma yapılacak. Çünkü biliyorsunuz ki günümüz piyasasında 1,5 milyonunda bir villa yapılabilir, bitirilebilir ya da 10 milyon sadece yapımına da harcanabilir. Yani tadilatın, tasarımın, ortaya çıkacak bir işçiliğin hiçbir zaman ucu, ardı yoktur. Yani hiçbir zaman bunu şu kadar fiyatla çok güzel bir şey çıkarım diye bir şey yok. Tamamen sizin istekleriniz doğrultusunda, kullanılan malzemelerin de doğrultusunda bir fiyatlandırma çalışması yapılacak. Tabii ki de örnek veriyorum, siz belki diyeceksiniz ki benim işte kamelyada kullanılan malzeme çok önemli değil ama mutfak dolaplarında kullanılan malzeme çok önemli diyeceksiniz. Oraya ağırlık gösterilirken bir taraftan fiyat kısılacak, örnek veriyorum. Yani bütün fiyatlandırma, her şey tamamen sizin isteğiniz doğrultusunda ve sizin takibiniz doğrultusunda yapılacak. Bütün ayrıntıları görüşmek için, her şey için, her konuda benden bilgi alabilirsiniz. Ve bütün her konuda da aklınıza takılan ne varsa her konuda otururuz. Öyle olmaz, böyle olur. Şöyle bir yol izleyelim, şöylesi daha güvenli vesaire. Her şey hakkında sizin içinizi rahatlatacak şekilde de bilgiler vermeye devam edeceğiz. Şimdi aşağıya bıraktım telefon numarasından. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz bilgi almak için bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Wow.